Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda görseli verilen laboratuvar malzemesi ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Birinci yargımızda diyor ki cam balon olarak adlandırılır. Evet bunlar nedir? Cam balondur. Bu ifademiz doğrudur. Çözeltileri karıştırma, çalkalama, ısıtlama, ısıtma gibi işlemlerde kullanır. Evet çözelti hazırlayabiliriz, karıştırabiliriz ya da ısıtabiliriz. Bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda sıvı hacminin hassas olarak ölçülmesi amacıyla kullanılır. Burada e, ölçülü yani üzerinde herhangi bir ölçü falan yoktur. Yani dereceler e, onun için yanlıştır. Zaten hassas ölçümlerde ne kullanıyoruz? Pipet dediğimiz malzemeyi kullanıyorduk. Bu durumda cevap 3 yani şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda özellikleri verilen laboratuvar malzemesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda kimya laboratuvarında kullanılan ve bardağa benzeyen cam malzemedir demiş. Şey, cam malzemesi budur. Aslında ortaya çıktı. Nedir bu? Beherdir. Tabi diğerlerini yine de okuyalım. Zaten baktığınızda bardağa benzeyen hangisi var burada? E, B şıkkındaki beherdir. Çözelti hazırlama maddelerin karıştırılması, ısıtma ve kristallenme gibi işlemlerde kullanarak Çözeltiyi ısıtabiliyoruz. İçinde zaten e, borosilikat dediğimiz yani bor camdan yapılan malzeme olduğu için ısıtabiliyoruz. E, kar kristallendirme işlemine de yani Mesela tuzu kristallendirebiliyoruz. Yüksek sıcaklığa dayanıklı temper camdan, ait, ısıya dayanıklı camlardan üretilmiştir. Bu da doğrudur. 100 metre, 250 metre 500 metre gibi farklı hacimlerde küçükleri var böyle. Daha büyük olanlara. Hatta işte ilk yaptığımız gibi. Bunun 50'liği, 100'lüğü, 250 li gibi farklı e, hacimleri olan beherler söz konusudur. O zaman burada cevap ilk başta da belirttiğimiz gibi şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda görseli verilen laboratuvar malzemesi yukarıdaki amaçlardan hangileri için kullanılır denilmiş. Evet görselde verilen malzememiz nedir? Pipettir arkadaşlar. Hassas sıvı ölçümlerinde falan kullanıyoruz. Birinci yargımıza baktığımızda diyor ki çabuk buharlaşan ve buharları zararlı olan sıvılara aktarma. Evet burada nedir? pipetin içerisinde sıvı alıp bir herhangi bir yere aktarabiliyoruz. Doğrudur az miktardaki sıvıların hacmi çok hassas olarak ölçülmesine et. Evet. Özellikle burada kullanıyoruz. Az miktardaki bir sıvının bir kaptan başka bir kaba alınmasına et. Evet. Bunu ölçüyoruz. Kabın içerisinden başka bir kaba da aktarıyoruz. Bu durumda her üç yargımız da doğrudur. Ve cevap eşit olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki laboratuvarda deney yapan Arda'nın deneyinde 80 metre sülfürik asidin sulu çözeltisi gerekmektedir. Arda'nın bu ölçümü yapmak için kullanması gereken en uygun cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet burada ölçüm yapmak istiyorsak şimdi ışıklara baktığımızda ayırma hönüsü diyor. Ayırma hönüsü zaten sıvı sıvı heterojen karışımları ayrımada kullanıyoruz ki ya ölçüm yapmak söz konusu değil. Pipet diyor. Bakın pipet çok hassas ölçümlerde yani böyle işte çok az mesela işte 3 mili, 3 mililitre ya da işte 4.2 mililitre gibi böyle küsür atlı hassas ölçümlerde genelde kullanır. Balon joje daha çok çözelti hazırlama, çözelti saklamada. Erlen yine çözelti hazırlamada, titrasyonda kullandığımız maddede. Yani burada mezur ya da dereceli silindir dediğimiz malzeme en uygun malzeme olur. Şöyle üzerinde 10, 20, 30, 80 gibi sayılar vardı. Bunu kullanmamız en uygun olacaktır. Yani cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda görselleri verilen cam malzemelerin kullanım amaçlarından hangileri her iki malzeme içinde ortaktır denilmiş. Çözelti hazırlama demiş. Evet her ikisinde de çözelti hazırlayabiliriz. Yani kat, katı sıvı çözeltisini bunda ya da sıvı sıvıları da hazırlayabiliriz. Karıştırabiliyoruz sonuçta. İkisi için uygundur. Kristallendirme işlemi yapma. Evet ikisi de yine ısıya dayanıklı cam malzemeler olduğu için ısıtarak e, sıvıyı buharlaştırıp katıya dipte kristallendirebiliriz arkadaşlar. Ya da soğutma işlemi de yapılabilir. Bu da doğrudur. Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırma. Bakın bunun için biz ne Beher. Bunun ismi Beher'dir ne de erlen kullanırız. Bunun için kullanmanız gereken malzeme ayırma hunisidir. Yani bunlarla alakası yoktur. Üçüncü yargının. Bunun da cevap C şıkkı yani 1 ve 2'dir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda bir takım laboratuvar malzemeleri ve isimleri verilmiştir. Buna göre verilen ma laboratuvar malzemelerinin adlarıyla doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisindeki gibidir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet birinci resmimize baktığımızda bu mezür ya da dereceli silindir dediğimiz malzemedir. O zaman bir C olacak. İkinci malzememize baktığımızda ince bir boru ve ucunda musluk görüyoruz. Bu bürettir. Genelde titrasyon işlemlerinde kullanılır. 2 B olacak. Evet bu şeklimize cam balonu aittir. O zaman 3 A olacak. Yani bu şekildeki eşleştirmeye baktığımızda yani şıklara baktığımızda cevap E şıkkında olduğunu görürüz arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımızda şöyle diyor. Yanda görseli verilen laboratuvar malzemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Evet cam malzememiz nedir? Bakın şurada ince bir boru var ve ucunda musluk var. Bunun ismi bürettir. Genelde titrasyon işleminde kullanılır. Ki, yani A şıkkına baktığımızda diyor ki çizgilerle derecelendirmiş et üzerinde çizgiler var. Hacim ölçümü var. hacim ölçmek için. Boru şeklindeki cam malzemesi doğrudur. Adı pipettir demiş. Hayır adı bürettir. B şıkkı yanlıştır. Alt kısmı musluktudur diyor. Gördüğümüz gibi muslukludur. Titrasyon işleminde içindeki sıvıyı damlatmak için evet, kullanıyoruz. Buraya erleni koyuyoruz genelden. Oradan yavaş yavaş asit ya da baz var. Sonra damlatıyoruz titrasyon işleminde harcanan sıvı hacmini ölçmek için kullanır. Evet burada kullanılan Artık asit ya da bazın hacmini ölçmek için genelde kullanıyoruz. Yani burada B şıkkı yanlıştır. Bu durumda cevap B şıkkıdır. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir deneyde katı haldeki bir karışma sırasıyla Verilen işlemler uygulanacaktır. Buna göre bu işlemler sırasında aşağıdaki görseli verilen laboratuvar malzemelerinden hangisinin kullanılmasına ihtiyaç yoktur denilmiş arkadaşlar. Evet işlemlerimize baktığımızda Önce suda çözme diyor. Daha sonra süzme diyor. Daha sonra ısıtma diyor arkadaşlar. Şimdi suda çözmek istiyorsak erlenmayeri kullanırız. Erlenmayerin içerisine ya da diğer kısaca erlendik. Bunun içerisine suyu koyarız ve malzememizi buna atarız suda çözeriz. Sonra süzme diyor. Bakın bunu süzmek istiyorsak e, cam huniyi kullanırız çünkü nedir? Cam huninin içerisine süzgeç kağıdını koyuyoruz şuraya ve buradan maddemizi döküyoruz. Yani cam huni de gereklidir. Tabi e, şunu da söyleyeyim. Bakın suda, suda çözmek için e, yani buraya içerisine eklediğimizde cam bageti de kullanır Kullanırsak karıştırma işleminde cam bageti de kullanmamız gerekiyor. Son işlemde ısıtma diyor ısmak için de bize nedir? E, Ispir ispit ocağı e, gereklidir ve tabii sacaya yani şunun üstüne koyacağız sacaya da gereklidir. O zaman bu, bu malzememiz de gereklidir. C şıkkındaki ayırma bizim için gerekli değil. zaten ayırma nerede kullanıyoruz? Sıvı sıvı heterojen karışımlarda kullanıyoruz. O zaman burada cevap C şıkkıdır. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki yandaki görselde değişik boyutlarla verilen cam malzeme ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Evet bu gördüğünüz malzemeler şu alt tarafında e, geniş bir kısım var. Şöyle. Daha sonra üst tarafında şöyle uzun bir boynu var. Buna balon diyoruz arkadaşlar. Bu cam malzemenin ismi. Erlenme olarak adlandırılmaz. Birincisi yanlıştır. Titrasyonda standart çözelti hazırlayıp saklamak için kullanır. Evet, balon jöcü genelde çözelti hazırlayıp ve bu çözeltileri saklamak için kullanıyoruz. İkincisi de doğrudur. Boynunda bulunan tek çizgiyle sabit bir hacmi gösteren malzeme evet, boynunda bir çizgi vardır. İşte bunların 100 metre, 250 metre, 500 metre gibi değişik hacimde e, hacimli tipleri ya da çeşitleri vardır diyelim. Bu ifademiz de doğrudur. O zaman bu durum cevap